Değerli dostlar selamlar. Bugünkü videomuzda hedeflenen anahtar kelimeye yönelik alternatif ara başlıklar nasıl bulunur? Bu ara başlıklar içeriğin içerisinde nasıl kullanılmalı? Ve arkadaşlar içeriği daha da semantik hale getirebileceğiniz alakalı keywordleri de içeriğin içerisinde nasıl kullanabileceğinizi sıfırdan bir anahtar kelime üzerinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi seçtiğimiz anahtar kelime GTA San Andreas indir. İndirme sitelerinin çok daha iyi sıralama aldığı bir anahtar kelime. Normal şartlarda zaten bizim Cosmo.org'da sıralama alabilmemiz çok imkan dahilinde değildi. Fakat şartları zorladık. 30. sıradan arkadaşlar giriş yaptık. Diğer yandan işte Cosmo.org'da mesela örnek veriyorum, indir diye bir kategori oluşturdum ben. Bu kategorinin içerisine arkadaşlar zamanla içerikler girdikçe zaten mevcut sıralaması hızlı bir şekilde yukarıya çıkacak. Aldığımız sıralama oldukça iyi. Konuyu çok uzatmadan direkt title'dan description'a bu içerikte neler yaptığımızı sizlere aktarayım. Anahtar kelimeyi belirledikten sonra Magic Tool'a bir geliyoruz. Alternatif ara başlıkları ve yine arkadaşlar burada All Keyword bölümündeki mevcut keywordleri de arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle kullanmamız gerekiyor. Onun dışında ben size şöyle de bir site daha iletmek istiyorum. peopleask.com. Burada Turkish, burada da Turkey'yi seçtik. Search butonuna bastık. Bu araç bize mevcut anahtar kelimeyle alakalı bakın kullanabileceğimiz tüm soru kalıplarını bize iletti. Biz bu soru kalıplarının içerisinde arkadaşlar bazı soruları içeriğin sonuna doğru bir FAQ tablosu oluşturduk. Bu tablonun içerisine bunları ekledik. Şimdi bu soru kalıplarını FAQ olarak kullandık. Diğer yandan içeriğin içerisindeki bazı soru kalıplarını ise H2 başlığında kullandık. FAQ da zaten RedMap default sistemde arkadaşlar H3 başlık atıyor. Siz buradan title wrapper'ı değiştirmediğiniz sürece H3 başlık atacak. Biz bazı ara başlıkları H2, bazılarını H3 kullandık. Bunun da sebebine ben geleceğim. Şimdi bunların dışında yapabileceğimiz bir konu daha var. Onun için gizli sekmeyi açmamız gerekiyor. GTA San Andreas hileleri çıktı. Hilelerini ekleyeceğiz. Bu bir APK indir. Eklenecek. PC bu da eklenebilir. Mobil hile. Bunu arkadaşlar şimdi hileleri olduğu için mesela mobil hileyi H3 gireceğiz. H-Tech mantığını sizlere aktarmak için aslında çok güzel bir örnek oldu bu. Hileleri H2, mobil hile H3. İşte silah hilesi örnek veriyorum bir tık daha altı olabilir, H4 olabilir ama ben çok H4 kullanmıyorum. Bu da H3 olabilir. İndir dedik. Yine arkadaşlar indir APK, full PC, APK PC gibi arkadaşlar yine alternatif anahtar kelimeler karşımıza çıktı. Tek tek şey yapacaksınız. Bir not defterinde harmanlayacaksınız bunları. Bu not defterine böyle tek tek bunları yazabilirsiniz. Ben zaten içeriğin içerisine bunları şey yaptığım için, yazdığım için burada tekrardan anlatırken bunları içeriğin içerisine yazmıyorum. İndir butonuna tıkladık. Soru kalıbı bulamadık. Daha sonra geldik daha fazla arama bölümünde. Buradaki keywordleri de inceledik. İndir full'ü mesela kullandık biz içeriğimizin içerisinde. Oyun indir kalıbı kullanmadık. Yine gezginleri kullanmadık. Bunlar çünkü rakip siteler. Bu keyword'ü direkt aldık. 2.00 indir aranan bir keyword'tu. Bunu mesela şey yapmadık. Henüz mevcut içeriğin içerisine eklemedik. Mesela GTA San Andreas diye mevcut anahtar kelimeyi bir tık arkadaşlar daha genişlettiğimiz zaman yine bakın burada da zaten soru kalıpları geliyor. Bu soru kalıplarını zaten peopleask'tan biz almıştık. Tam indir gelmiş. Burada bir APK indir başlığı kullanmış. Demek ki bu kesinlikle kullanılacak. Sonuçta bu adam kafada. İçeriğin içerisine bir video koymuş. Bir listeleme yapmış. Çok kısa bir içerikle arkadaşlar mevcut içeriği bitirmiş. Ama dediğim gibi işte tam indir. Direkt bu sektörün artık 6-5 milyon 6 milyon aylık trafiğe sahip olan bir site olduğu için sadece organik aramalarda bu keywordte yani çok kötü de bir içeriği de olsa çıkması oldukça normal. Yine full programları indir. Belki arkadaşlar 10 küsür senelik bir site. Bunların sektöründeyken ben bunlarla rekabet ediyordum yıllar önce. 2017'lerde, 2018'lerde bu site benim rakibimdi. Çok aman aman kullanılan bir şey yok, keyword yok. Bu da ne yapmış? Görselleri koymuş. Bir tane video koymuş. İşte indirme linkini koymuş. İçeriği burada bitirmiş. Yani buradan da aslında çok örnek alabileceğimiz bir şey yok. Mesela Android Oyun Club da arkadaşlar içeriğin içerisine görüntüleri koymuş, linkleri koymuş. Mesela bir kurulum tablosunu paylaşmış. Buna bir şey yaptık, kafamıza yazdık. Daha sonra işte videolu anlatım falan koymuş vesaire vesaire. Zaten burada 420 tane falan yorum var. Zaten Toprak Koç da mesela bu APK sektörünün en önemli isimlerinden birisi. O yüzden onun da sitesi zaten çok iyi bir şekilde şey almış yani sıralama almış. İçerikte ne yaptık onu anlatayım ben size. GTA San Andreas indir keywordünü direkt içeriğin başında kullandık. Ücretsiz oyuna kolay kurulum gibi eğer böyle birinci sayfada olsaydık kullanıcıları böyle tıklamaya itecek iki tane arkadaşlar şey kullandık. Title kalıbı kullandık. Yılda artık 2024'e geliyoruz. O yüzden 2024 kullanmaya başladık. İçeriye GTA San Andreas indirle başladık. Burada işte description oluşturacak kadar bize bir şey yaptık.
alan belirledi. Giriş cümlesi. Giriş cümlesinde yine GTA San Andreas hileleri, San Andreas full indir, GTA San Andreas sistem gereksinimleri gibi mevcut içeriğimizde yer alan arkadaşlar ara başlıkları da burada bir spamladık. GTA San Andreas nedir diye bir soruyla konuya başladık. Görsel koyduk. Bu görselin zaten şurada bir görsel oluyor. İçeriğin üstünde öne çıkarılan görsel. Böyle bir şey yaptık. Bakın görsele dikkat edelim. Tüm görsellere bu şekilde atarım. Yani bakın görselin adı GTA San Andreas APK indir 2024 anahtar kelimeli. Yine görselin alternatif metinleri, alt yazıları falan hepsi doldurulmuş. Şeylerde kesinlikle ve kesinlikle kullanılması lazım. Burada bir hata yapmışız. Bu tabloyu ben bir sistemden aldım. O yüzden burada tabloların başlarında arkadaşlar bir hataya şey yaptık. Çıtır bir hata yapmışız burada. Burada işte yine kullanıcı deneyimini arttırabilecek mevcut içeriğin işte dosya boyutunu vesairesini falan şey yaptık, paylaştık. İkinci başlığımız için bir görsel daha kullandık. Bizim direkt fokuslandığımız keywordler bunlar. O yüzden bu keywordleri hem H2 olarak kullandık hem de arkadaşlar görsellerde alt etiket olarak da ekstra bunları biz kullandık. Daha sonra buraya da yine bir tablo, hileleri için bir tablo oluşturduk. Burada yine mevcut işte hilelerinden alınan bölümü koyduk. İşte mobil hileyi H3 olarak kullandık. Nasıl indirileri H3 olarak kullandık. Burada bir iç linkleme, bir sistem gereksinimlerini falan paylaştık. Burada içeriği böyle şey yapacak. Yani kullanıcı aslında kullanıcının işine yarayan bölüm şuradaki yukarıdaki bölüm. Yani şu bölümden sonra aslında bu keyword'ü aratan adam bu içerik çok o adam için önemli değil. Rakipler güçlü olduğu için onların içeriklerinin önüne geçebileceğimiz bir alan oldu. Burada işte oynanışı, popülerliği, müzikleri, karakterleri gibi CatchGPT'den aldığımız yazıları buraya direkt koyduk. GTA San Andreas indirle ilgili sıkça sorulan sorular diye bir H2 başlığı açtık. Bu H2 başlığın içerisine de People Ask'tan aldığımız, videonun başında göstermiş olduğum siteden aldığımız soru kalıplarını koyduk. Bu soru kalıplarına özgün cevaplar ürettik. En sonunda da bir sonuç bölümü koyduk. Peki bu kadar yazıyı hızlı bir şekilde nasıl ürettik? CatchGPT ile yaptık. Mesela GTA San Andreas sistem gereksinimleri nedir dedik. Ayarları kaydet butonuna bastık. Başlat butonuna bastık. Bir dakika, en geç bir dakika içerisinde ben yazının çıktığı bölümünü size göstereceğim. Yarayan bölüm. Yani kullanıcıya bizim mevcut anahtar kelimedeki kullanıcıya vermek istediğimiz bölüm aslında burası. Çok web sitesi şey kullanmış, bu tarz böyle görseller kullanmış içeriği şey yapacak şekilde. Biz normalde bu görselleri mesela aralara da atabilirdik. Hani tamamen böyle düz bir yazı akışı olmasın diye bu yazılar aralara da koyulabilirdi. Galeri mantığı olarak şey yaptım, koydum. Yazının işte hani SEO puanı çok öyle takılınacak bir nokta değil ama yazının SEO 85 seviyelerinde. Hatta şöyle göstereyim ben size, 1200 kelimelik bir içerik çıkmış. Mesela anahtar kelime yoğunluğumuz düşük kalmış içerikte. Mevcut anahtar kelimeyi kaç kere kullanmışız? GTA San Andreas indir. 10 kere kullanmışız. Mesela böyle bir içerik 25 kere falan yerdi. Yani 25 kere biz bu anahtar kelimeyi kullanabilirdik. Burada kullanmadık. Dediğim gibi yani şu anlık bir şeyimiz yok, acelemiz yok. Bu kategoriyi daha yeni oluşturduk sitede. Yeni yeni şey yapacağız, dolduracağız vakit buldukça. O yüzden şu anlık çok bir şeyimiz yok, acelemiz yok. Şimdilik 10 tane de bıraktık. Zaten içerik güncelleme, özellikle son güncellemede çok öne çıkan bir konu. O yüzden mevcut işte bulduğunuz yeni yeni keywordleri içeriye eklemek oldukça fayda sağlıyor. Mesela GTA San Andreas sistem gereksinimleri nelerdir konusunu bizim için yazmış. Burada oluşturulan tabloyu aldık. Şöyle göstereyim. Yazıyı bloklara dönüştür dedim. Şu tabloyu şöyle kopyaladım. CatchGPT'nin oluşturmuş olduğu. Buraya direkt işte bunu gömdüm. Sistem gereksinimleri bölümüne. Yazının şu bölümünü de yani şurada kullandığımız bölümleri de şeyden şu keywordten aldık. CatchGPT'ye geldik. GTA San Andreas yazdık. Ayarları kaydet butonuna bastık. Başlat butonuna bastık. Şeyi de buradan aldık. Şimdi bizim indir sektöründeki sitelere göre bir tık şöyle bir avantajımız olacak. Bu kategoriye 30-40 içerik şey yaptığımızda, yani yerleştirdiğimizde içerik uzunlukları çok düşük. Yani kullanıcı deneyimi direkt olarak linkle sağlanıyor. Link çalışıyorsa içeriğin kullanıcı deneyimi yüksek. Bizim burada şöyle bir avantajımız var. Mevcut sitelerin link inşaları falan, yani tam indiri falan tabii saymıyorum ama link inşaları çok şey değil, kuvvetli değil. Diğer sitelerdeki tek olay çok fazla içerik üretmişler. Her sitede en az 500'er tane içerik var. Yıllardır aktif siteler bunlar. Bu siteleri ilk başlarda geçebilmemiz çok olası değil. Ama ben bu şeye, kategoriye bir 40-50 tane şey içerik vurduğum zaman, oluşturduğum zaman bu şeyleri artık arkadaşlar geçmeye başlayacağız. Mesela GTA San Andreas şeyini attık, anahtar kelimesini. Nedir? Karakterleri, haritası, görevleri, multiplayer modu, hikayesi, grafikleri başlıklarla bize özgün bir içeriği oluşturdu CatchGPT. Bölümü biz direkt mevcut içeriğin içerisine aktardık. Buradaki mesela tablo da kullanılabilirdi. Ben normalde bu içeriği oluştururken muhtemelen şey kullandım. GTA San Andreas nedir'i kullandım.
bize bu tarz bir hazır bir içerik kalıbı getirdi. Gördüğünüz gibi mesela bu içerikte çok fazla düzenlenecek bir bölüm yok. İşte buraya sistem gereksinimlerini yazdık. Hilelerini yazdık, tabloları çektik buradan. Daha sonra GTA San Andreas'ı yazdık, işte nedir yazdık vesaire. Ortalama mesela 700 kelimelik bir içerik oluşturmuş. Mevcut anahtar kelime artı 700 kelimeyle başlıyor. Bir de 300-400'de biz koyduk bunun üzerine. Yazı çok daha kullanıcı deneyimi yüksek, çok daha uzun bir yazı haline geldi. Diğer yandan şimdi AI içeriklerinde şöyle bir durum var. Ya zaten Türkiye'de kullanıcılar böyle çok fazla makale okuyan insanlar değil. Mesela daha önce işte Windows 10 ürün anahtarı içerisinde de şey yapmıştım, bahsetmiştim. Ürün anahtarlarını direkt içeriğin başında veriyorduk biz. Yani tamamen kullanıcıyı oynayacaksınız. Şimdi kullanıcı San Andreas indir yazdığı noktada kullanıcıya lazım olan şey indirme linki. Yani kullanıcı için buradaki çok önemli değil. Burası bizim Google oynadığımız taraf. Yani içeriği daha semantik bir mantıkla dizayn edebilmemiz için Google'a oynadığımız bölüm, kullanıcıyı oynadığımız bölüm içeriğin başında zaten. O yüzden mesela bu içeriğin kullanıcı deneyimi yüksek. Niye? Yapay zekayı içeriklerde bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani sadece şey mantığıyla düşünmeyin. Zaten öyle bir şekilde yükselmeniz imkan dahilinde değil. İşte GTA San Andreas nedir yazdım ben. O yazıya olduğu gibi tamam. İçerik güzel. Yani oluşturulan bu içerik fena bir içerik değil. Bunun işte bir title'ını devam ettireceksiniz. Birkaç görsel, öne çıkan görsel ki ChatGPT mesela ikinci versiyonda, yakın zamanda gelecek versiyon, orada mesela çok daha nokta atışı şeyler yapabiliyor. Öne çıkarılan görseller koyabiliyor ama dediğim gibi hani ben satışını yapmama rağmen söylüyorum. Bu içerikleri arkadaşlar kesinlikle oynamanız gerekiyor. Bu içeriklere eklemeler yapmanız gerekiyor. AI'yı bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullandığınız senaryoda bu içerikler arkadaşlar size zarar vermez. Halihazırda zaten Cosmoort'ta ChatGPT uzun zamandır kullanıyorum ben. Yani araç daha yayına çıkmadan önce zaten test ediyorduk biz. Mesela Celal Şengör Servet'i içeriğinde arkadaşlar ben ChatGPT'den yazdım. Sadece araları işte ekledim. Hani bu FAQ bölümlerini falan filan yaptım. Bu tablo mablo falan hep mesela geldi. ChatGPT'den geldi. Hemen ilk sayfanın sonundayız. Yani ikinci sayfanın başındayız. Mesela YouTube videosu falan filan olmasa ilk sayfadayız yani. Bu tabloları mabloları falan biz bu içerik normalde 300 kelimelik bir içerik geliştirme bölümünde ChatGPT'yi kullandım. Bu içerik normalde 300 kelimelik bir içerikti. Kafadaydı. Bu güncellemelerde falan bu içerik geri geldi. Otoriter siteler bizim üstümüze çıktı. Ne yaptım arkadaşlar? ChatGPT ile içeriği zenginleştirdim. Şimdi bekliyorum mesela tekrar sıralama almasını. Normalde 25'lere kadar falan yaptıydı bu. Gerilemişti. İçeri daha yeni güncelleme attım. Muhtemelen daha Google'dan bu yapmadı. Yani içerik taranmadı bile. Yani yeni versiyonu Google'a daha yapmadı. Düşmedi bile. Şu anda mesela 19-20'lerde. Ama yaptığı zaman mesela gördüğünüz gibi işte Alastray, Sabah, Yeni Şafak, Sözcü, İnce Hesap bunlar zaten kapatmış sıralamayı. Biz normalde bunlar hem yoktu ben bu içeriği ürettiğimde hem sonradan içerik arkadaşlar benim bayağı geriledi. Şimdi içeriği güncelledi 900 kelimeye çıkardı. Şimdi ben oturup 600 kelime yazamam. Yani o yüzden arkadaşlar AI'ları kullanırken kesinlikle bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Yani içeriği takviye edecek şekilde. Hocam ben işte AI ile içeriği yazdım, olduğu gibi yayınladım. Ya yani onunla çok sıralama alman değil. İmkan dahilinde değil. Piyasada bir dünya AI var. Bir dünyada AI kullanan adam var. Yani o öyle o kadar kolay olmuyor iş. Ki zaten şu anda geldiğimiz bu güncellemelerde falan bu sene 7-8 tane güncelleme oldu. İşin artık iyice çıktı yani. Yılkı çıktı. Dediğim gibi AI'ları bu şekilde kullanabilirsiniz. Yani içeriğin işte oluşturma sürecini aktardım. AI'ları da nasıl kullanabileceğinizi size aktardım. Bu videomuzda arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle.